Çanakkale'nin Sayın Belediye Başkanı, arkadaşlar, dostlar, sanatseverler, önce hepiniz hoş geldiniz. Ben Homeros ağzıyla konuşmayı seviyorum. Bir iki dizesinden örneklerle konuşmalı. Homeros diyor ki, güneşli yıldızlı göğün altında nice şehirler var. Ben onların arasında en çok Troya'yı seviyorum. Troya'nın iyi mızrak atan mağru var. Şimdi Homeros demek Çanakkale demek. Homeros demek İda Dağları demek. Homeros demek dünyanın en büyük destanının yaratıcısı demek. Homeros demek ölümlü bir tanrı. İlyada'yı, Odessa destanları insanoğluna armağan eden dünyanın en büyük yazarı. Bugün hala günümüzde İncil'den sonra en çok okunan bir kitap. Hala üzerinde doktora tezleri yapılan bir kitap ve konusu Çanakkale'de geçiyor. Bu bölgede geçiyor. Onun için bu topraklar dünyaca o kadar büyük. Biz bunun farkında olmalıyız. Belediye başkanımızın geçen yılki Troya konuşmasını çok beğendi. Ve bunun farkında olan çok büyük isimler var. Türklerin önderleri. Bunlardan biri Fatih'tir, biri Mustafa Kemal'dir. Çünkü topraklarının kültürlerine özümseyemeyenler, benimseyemeyenler onun yeraltı, yerüstü zenginlik kaynaklarında sahiplenemezler, koruyamazlar, farkında değillerdir. Homeros demek zalim zaman tanrısını yenen dünyanın en büyük ozanı demek. Batı edebiyatının başlangıcı demektir. Ölümlü insanoğlunun hala aşamadığı dünyanın en büyük ozanıdır. Ve İlyada destanı dünyanın en büyük destanı bu topraklarda başlıyor. Bunun bilincinde olmalıyız. Belediye başkanımız da çok uzun süredir içimde olup söyleyemediğim bir şeyi onun huzurunda dile getirmek istiyorum. Homeros, Simiryalı Homeros, İzmirli Homeros, Arzu Ayar Hatun da dediği gibi 40 bin cilt kitap demektir, Homeros demek. Onu batılı yapmak için, Grekli ya da Avrupalı yapmak için hakkında 40 bin cilt kitap yazılmış. Ama bütün izler onu Anadolu'ya vermiş. Biz de Fatih Sultan Mehmet gibi, Mustafa Kemal gibi bu toprakların değerlerine sahip çıkmak için Homeros'un burada, Çanakkale'de bir heykeli olması lazım, Troya'da. Benim hep söylemek istediğim buydu. Ve İlyada destanı birkaç dilden okunması lazım. Devamlı olarak. Şimdi bu öyküye sıra gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Rahmetli Malfırat Korkunlar bir randevu istemiştik. O da sabaha karşı gelmişti. Altı gibi. Alman usulü çok disiplinli bir adam. Bize dedi ki dünyada Kudüs'ten sonra en ünlü kent Çanakkale. Troas bölgesidir. Ne yazık ki Türkiye'yi idare edenler çok bunun farkındadır. Batılılar böyle bir kültür hazinesine sahip olmak için her şeylerini verirlerdi. Ama her şeyler. Ondan sonra bu bana bir tokat gibi geldi. Çok sert bir tokat gibi geldi. Ben Troya'nın gelinine Helena'yı ondan sonra yazmaya başladım. İki cilt toplam 900 sayfa civarında. Ve o da o dünyada iyi yankı yaptı. Belgesel de yapıldı. Onu gösteremedik de 2-3 yıl önce yapıldı. Ben tabii bu şeyi yazmak için Doğu mitolojisini inceledim, Batı mitolojisini, İlyada'yı iyi okudum, araştırdım. Araştırdıkça bu bölgenin ne kadar mitolojik öykülerle dolu olduğunu gördüm. O kadar çok öykü var ki.
Ve Gelibolu Yarımadası'ndaki yapılan Gelibolu Savaşı, ikinci Troya Savaşı. Birinci Troya Savaşı, Troya'da yapılan savaştır. Batı'yla Doğu'nun ilk karşılaşması, ilk emperyal savaştır. İkinci Troya Savaşı Gelibolu Yarımadası'nda yapılmıştır. Çünkü komuta gemisinin adı Agamemnon. Bütün bunları, bu toprakların kültürünü bilmemiz lazım. Hero ile Leandros da öyle bir öykü. Çünkü İlyada'da olduğu gibi insana ait her şey yaşanmış bu topraklarda. Cesaret en ucuna kadar yaşanmış. Hile en ucuna kadar yaşanmış. Aşk en ucuna kadar yaşanmış. Dünya bilirken bizler de bilmeliyiz, bilmeliyiz, bilmeliyiz. Şimdi şeye gelince ben onu Ceren anlatsın. Tamam mı? Nasıl başladı? Tamam mı? Bana biraz şey gibi geliyor. Ne böyle biraz olsun. İlk okulda bilir ki birlikte konuşurduk. Bir tane kız vardı. Kenar yatardı sevgilisi. Boğazı geçerken Hüsnü Karay'ın. Ama sonra unuttuk gitti. Aslında unutulan, düşünmediğimiz, unuttuğumuz, biraz toprak altında kalıp kazımamız gerektiği çok hikaye var. Abi o kadar güzel yazmış ki bunu resimlemek çok zor olmadı. Yani elimden geldiğince yaptım tabii. Daha doğrusu hayal etmek çok zor olmadı. Bana iki yakanın ayrılığının, boğazın biraz metaforik bir hikayesi gibi de geliyor aynı zamanda. Elimden geldiğince yaptım resimi. Bu kadar söyleyebileceklerim. Okuyunca ben de çarpıldım. Yeniden kurguladım. Şehirler, o dönemin mitolojik şenlikleri nasıl oluyor diye. Çünkü bahar şenlikleri oluyor. Bahar şenliklerinde, işte o bahar şenlikleri niçin oluyor? Odenos'ta hele Afrodit'in, daha doğrusu Afrodit, Odenos'a aşık oluyor, o ölümlü, avda ölüyor falan, yer altına gidiyor. Çok uzun bunlar, bunların nasıl başlıyor? Şimdi nasıl kısaltabileceğim? Doğru. İşte şenlikler doğanın dirilmesiyle birlikte Afrodit'in Sergilis'te Sestos Antik Kenti var. Sestos Antik Kenti'nde Hera adında bir rahibe var, güzeller güzeli. Ölümlüler, ölümsüzler de gördüğü an gözlerine ayrılır. Öyle bir güzelliği var. Fakat rahibelerin evlenmesi yasak, evlenemiyorlar. Leandros da Abydos kentinin prensi, kralın oğlu. O kadar güçlü ama kurallar evlenemiyor. Bir ayin sırasında bahar şenliklerinde karşı karşıya gelince o görevini aşkın yeniden yaratılışı, bir tapınış, vücudun kimyasının bozulduğu gençler başlarına, gelmeyenin başına inşallah gelir. Böyle bir deli hali. Görüyor ve ayinler yapılıyor, törenler oluyor. Bunlar kısacık bir konuşma fırsatı buluyorlar. Akşam üzeri gemilerle Abydos'a dönüyorlar. Hoş geldiniz. Yeah.
kaydet kaydet. Galeride Facebook'ta mı? Facebook'ta mı? Önce çanak kalemi. Şu arkadaşlar da var. Arkadaşlar.